zaman kavramına geldiğimizde ise öyküde zaman için vaka zamanı, anlatma zamanı ve okuma zamanından bahsedebiliriz. Tarım toplumları sanayi devrimi öncesinde doğadaki değişimlere dayanan kozmik zamanı dikkate almaktadır. Ancak ekonomik sistemin değişmesi kozmik zamanı neye bırakmıştır? Takvim zamanına bırakmıştır. Yani mesela e, ba, e, anneanneniz, babanız, e, anneanneniz, annenizin Buğday zamanı doğduğunu söylediğinde aslında bir yerde kozmik zamanı kullanmış oluyor. Ama 1960'ta doğduğunu söylediğinde ise artık bir takvim zamanına başvurmuş demektir. Olay olay öyküsü, durum öyküsü ve öyküde yeni yönelimler. Arkadaşlar kısa öykü 19. yüzyılda gelenekten kopmaya başlıyor ve 20. yüzyılda dönüşüm geçiriyor. Türün değişiminde en önemli kavram aslında modernizm. Olay öyküsünden durum öyküsüne geçişi sağlayan süreç insanın ve toplumsal hayatın da gelenekten moderne doğru değişimiyle zamanla gerçekleşiyor. İç dünyamız derinleştikçe insan dış dünyadan kendi içine doğru ruhsal ve zihinsel dünyasına doğru kaymaya başlıyor. Aslında modern insanda dış dünyadan içine doğru yönelen insan. Geleneksel hikayeler modern öyküye evrilerek Batı temelli yeni bir gelenek üretilir. Modern öyküde 1920 öncesi öykülerde olaylar, düşünceler ve temalar açıkça belirgin bir şekilde ...ifade edilmekte ve kahramanlar da sıradan değildirler. 1920'lerden itibaren ise olay örgüsü içermeyen öyküler ortaya çıkmaktadır. Ve bu kahramanlar artık daha sıradan insanlara dönüşmüş durumdadırlar. 1960'lardan itibaren ise olayla, olaydan ve kronolojiden uzaklaşan... ...ve yalnızca izlenimlerin yani görünenlerin zihninizde yarattığı izlenimlerin egemen olduğu hakim olduğu öyküler ortaya çıkar ee, burada şöyle bir soru sorabiliriz Peki öykü günümüze doğru neden kısalma eğilimi göstermektedir yani e, eski öyküler biraz daha uzunken 50 sayfayken 70 sayfayken bugün e, bir sayfalık yarım sayfalık neden öykü yazıyoruz veya yazılıyor Evet bunun soru, bu sorunun cevabı aslında olay örgüsünün zorunlulukların, zorunluluklarının durum öyküsünde ve günümüzde küçürek öyküde bulunmaması. Yani artık olay örgüsünün önemi yok. Bu nedenle her şeyi esaslı olarak anlatmamıza, olayı bir örgüye sokmamıza gerek yok. İşte öykü kuramcıları türün giderek kısalmasına etki eden faktörlerden bir diğeri olarak da zaman unsurunu ele alıyorlar. Eğer diyor Öykü kuramcıları anlatılacakların kapsadığı süre azsa buna göre kurgu da buna göre düzenlenmekte ve öykü de doğal olarak kısalmaktadır. Ee, yazar anlatıcı olarak bir kahramanı ve bakış açısı olarak da o kahramanın bakış açısını seçerse ne olur? İçeriğin kahramanın ulaşabildiği doğrultuda da ne olması lazım? Belirlenmesi gerekir. Yani tanrısal değil kahramanın zihninin kullanıldığı bakışta. Kısa öykünün küçülme eğilimi zamanla modern kabul edilen durum öyküsünün gelenekselleşmesine yol açacaktır. Bu noktada ortaya çıkan biçim ise nedir? Küçürek öyküdür. Küçürek öyküler bir bakıma anlatı kişilerinin zamansızlık ve yurtsuzluk sorunlarının metinleşmesi gibidirler. Bu kavramlar da kıymetli Ramazan korkmaz ve mutlu deveci hocalarımın önerdiği kavramlardır. Kavramdır. Ee, öykü ve diğer türlere gelecek olursak arkadaşlar, yani öykü türünün diğer türlerle ilişkisi nedir? Onlardan farklı yönleri, benzer yanları nelerdir? Ona bakalım bir de. Ee, önce öykü roman ilişkisiyle başlayalım. Öykü Tarihçesi dikkate alındığında romana göre aslında çok daha eski bir türdür. Geleneksel anlamda anlatılan veya söylenen medahlardaki gibi bu tür yani hikaye, öykü, tahkiye insanın anlatma, kendini ifade etme ihtiyacından doğan bir tür. Öykü roman ortaya çıktıktan sonra geleneksel biçimden uzaklaşarak da olsa ne yapar? Varlığını sürdürür. Ee, bir başka sorumuz arkadaşlar. Öykü ile roman arasındaki bağ neden diğer kurmaca türler örneğin tiyatro için geçerli değildir? Çünkü arkadaşlar buna vereceğimiz cevabımız şöyle olacaktır. Tiyatroda metnin kendisinden çok sahnesi, sahnelenmesi dikkate alınır. Yani tiyatroda asıl olan sahnedir ama öyküde asıl olan metnin kendisidir. Bu nedenle e, ee, Öykü ile roman arasındaki bağ e, tiyatro için geçerli değildir. Yine boyut tartışması ve ölçüt zamanla e, öykünün aleyhine bazı algılanmaları da e, beraberinde getirmiştir. Ancak e, burada e, mesela bunu değerlendirirken büyük bir hacme sahip olan eserlerin daha iyi olacağı gibi bir yanlış değerlendirme söz konusudur. Yani roman büyükse daha e, iyidir. Öykü kısadır, daha kötüdür. Hayır, bu doğru bir değerlendirme asla değildir. Peki bir başka soru olarak şöyle bir soru sorabiliriz. Öykü niçin romana göre neden daha sınırlı bir zaman dilimini ve olay örgüsünü ele almayı tercih etmektedir? Çünkü arkadaşlar modern öykü yazarı özden hareketle genel olana ulaşmayı amaç edinir bir öyküde tek bir insani meselenin ele alınması bir kesitin ele alınması söz konusudur yazarın sadece bu meseleye yoğunlaşma isteği öyküyü romanda olduğu gibi genişlemeden ne yapar alıkoyar ee, kısa öykü ve roman arasında ortaya konan ayrımlardan bir diğeri de eserlerin bitiş biçimidir durum öykülerinde Öykünün tamamlanmadığını, açık uçluk kaldığını göreceksinizdir. İşte roman tek bir insanı anlatsa bile onunla birlikte geniş ve karmaşık bir ilişkiler ağını ne yapar? Kurguya taşır. Ee, romanın kahramanı idealken öykünün kahramanı ise bunun aksine çok sıradandır ve e, olağan, öykün, özür dilerim sıradan ve e, olağan, ...bir kahramandır. Dolayısıyla... ...romanla öykü... ...bu anlamda da birbirinden... ...farklılık arz ederler. Öykü-şiir ilişkisine... ...gelecek olursak ise... ...olaydan iç dünyaya... ...ve insani duygu durumlarına... ...dönüş, öykünün... ...şiirle yakınlaşması sonucunu doğurur. Öykü-romanla... ...olay örgüsü temelinde... ...birleşirken artık şiirle de... ...duyguların ifadesi olması... E, açısından da benzeşiklik göstermektedirler. Öykü olay anlatmaktan uzaklaştığı ölçüde duygu ve insanın e, insana özgü durumları anlatmaya başladığı ölçüde ne yapmaktadır? Şiire yaklaşmakta, olaya olaya doğru kaydığında da romana yaklaşmaktadır. Ve günümüzde daha çok olaydan uzaklaştığı için daha çok şiire doğru yol almışa benziyor. Eee Öykü ve şiir arasındaki yakınlıklar olarak ne, neden bahsedebiliriz? Sembolik dilden, ikisi de sembolik dil kullanır, ben dili kullanır, diyaloglar azdır. İki tür arasındaki ortaklıklar, geleneksel hikayeden çok, çağdaş öyküler, günümüzde ise küçürek öyküler için söz konusu olabilmektedir. Arkadaşlar modern dönemde şiirle öykü arasındaki yakınlaşma mensur şiir tanımına karşılık gelecek bir seyir izlemektedir. Bu durum öykünün konusu itibariyle olaydan duruma, oradan da neye doğru izlenime doğru evrilen bir gelişim gösterdiği sonucunu doğurmakta bizi böyle bir sonuca götürmektedir. Şiir, ö, 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 öykü ve şiir ilişkisiyle ilgili bunları söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, öyküyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.